Evet, WhatsApp hattımıza gelen mesajlarla başlamak istiyorum. Ankara'dan Gönüllerin Başkanı, seni, konuklarını selamlıyorum. İlhan Dede, hayırlı olsun diliyorum demiş. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Yusuf Erinden Fırıncı Ahmet, keyifle izliyoruz demiş. Sıralı Bey, başarılar diliyorum. Bursa'dan Gürsü'de izliyorum ailece, zevkle. Dursun Başkan demiş. Yine Dursun Başkan demişken Bursa'dan Dursun Gülmez Bey de bizleri izliyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Şöyle çiçek üzerinde biraz canlı yayının yayın akışı esnasındaki şeyleri. Evet, çiçeğimiz hakikaten gerçekten güzel. Programımıza yakışır, renklerimize yakışır bir şekilde bir çiçek göndermiş dayıoğlu. Bizi çekemediler yeğenim, halat koptu diyoruz. Evet, öyle bir esprisi vardı rahmetli dayımın. Bizi çekemediler yeğenim deyince hani mecazi anlamda çekemezlik gibi. Evet. Oysa espri yapardı, halat koptu. Bugün de sosyal medyada hattan düştüm deyince iyi bir çelik halat yollayayım, kaç numara istiyorsun diye bir espriler dilden dile dolaşıyor sosyal medyadan. Evet, bizleri sizlerle buluşturan başta ana sponsorumuz Çaykur İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyor. Yusuf Alim Bey'e çok katkılarından dolayı değerli genel başkanımıza, genel müdürümüze teşekkür ediyoruz. Yine değerli hemşerim Avrupa Saçekim, Medihouse, Avrupa Saçekim, Mehmet Güçlü Bey'e, güçlü insana teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Çoru Outdoor Travel Tura, seyahatin öncüsü, Karadeniz'in birincisi, Gürcistan'ın incisi, Çoru Outdoor'a selamlar diyoruz. Ali abim, sizinle başlayalım müziğe. Tamam. İstersen söyleşi de yapabilirsin Ali abi, biraz söylemek istediğin söyleşi, bir şey. Söyleşi, şu CD'lerimi değerli halkımızla tanıştırırsan memnun olurum Ali'cim. Evet. 16. ve 17. CD'm var. Erken Müzik'ten çıktı. Dostlarımız dilediği müzik şirketinden, gerek sosyal medyadan, gerek dijitaldan her yerde CD'lerimi bulabilirler. Son iki albüm, biri Çirkin Gece'ye benzer, en son albümde hiç haber yok, 17. albümüm. Buraya getirdim, dedim Ali'ciğim bütün halkımıza göstersin. Şimdi sevgili seyirciler, masamızın üzerinde Ali abinin CD tanıtımı var. Zaman zaman kamera ekranlara da yansıyordur, tahmin ediyorum. Evet. Ali abinin ona destek olmanızı istiyorum. Özellikle hanım kızımızın da bizi kırmayıp ta Azerbaycan'dan bin bir zorluklarla geldi ki İstanbul trafiğiyle ilk kez tanıştı. Hem de buraya dolmuşla getirdik. Hususi araban olsa bile trafik yürümüyor. Bugün de yağmur vardı, İstanbul trafiği felçti. Çok zor şartlarda geldi. Kendisine de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hakikaten ismi gibi kendine çiçek, nadide güzel bir bayan. Teşekkür ederim. Diyoruz. Ali abi, söz sende. Söz bende. Peki ben size söz ve müziği bana ait değerli sanatçımız Dilber Doğan'la beraber çektiğimiz bir klibim var. Sevdadan bir ırmak oldum. Onu göndereceğim ve bir iki sanatçı arkadaşıma armağan ediyorum. Yılmaz Karataş, Ali Doğan, sabahleyin beni hastaneye getiren bir ablamla tanıştım. Trabzonlu Saadet ablam dedi ki Ali abi bana bir türkü gönderir misin? Dedim sen karanlığıma ışık oldun. Elimden tuttu beni hastaneye, kulak burun boğaza götürdü. Bu türküm Saadet ablamıza ve eşine de gelsin. Yollarına bakıyorum, hemen geleceksin.
gelsin diye yollarına kibrit yüreğimi yakıyorum. Aşkın bana karşı kibrit yüreğimi yakıyorum. Aşkın bana karşı kibrit yüreğimi yakıyorum. Hasretini çekiyorum. Tonlarca yükten de ağır hasretini çekiyorum. Tonlarca yükten de ağır hasretini çekiyorum. Ay sen ağzına yüreğine sağlık. Sağ Ali abi, klibi izliyorum da o göl nerede? İstanbul civarlarında mı? Evet evet, İstanbul'da. Tabii bir baraj kenarında çektik. Baraj kenarında çektiniz. Sultan Gazi tarafında. Ama abi şimdi bu Rukiye abla da gerçi eşiniz sizin gibi görmüyor ama böyle güzel güzel bayanlarla klipte oynuyorsun ya, kıskanmıyor mu abi? Yok, o kıskanmaz çünkü o sanatçılar, onun da ablaları mesela. Bu benim bu klipte oynayan Dilber Doğan ablamız, o da sevdiğimiz eski bir yılların eskitemediği bir ablamız. Seyfi Doğanay'da var mı? Değil, yok. O Sivaslı Dilber Doğan. Çok sevdiğimiz, onun CD'ler de çok güzel. Alicim değiş okuyor o hep. Değerli bir sanatçımız. Onunla çektik bu klibi. Evet, şey... Orucu bozalım mı, konuşma orucunu sizinle, yoksa devam mı etsin? Nece istiyorsun, sen devam edek, sen orucunu bozak, sen oruç tutak. Fark etmez yani. Ne konuşuyor? Bak, ne konuştum bak, gördün mü? Yani? Aynen. Sıralı evet. Şov böyle bir şey. Konuşmayan insan da konuşturur. Aynen, o zaman sizi doğru. Sahneye alalım. Tabii. Olur. Bir müzik daha, bir eser daha dinleyelim. Güzel bir eser dinleyelim ablamızdan. Evet. Çok sağ olun. Bindi
kalbinde. O gidip kalmışam hasretinden ben. O gidip kalmışam hasretinden ben. Nece nağme koşum, nece dillerim. Dost gidip özüme bilmirem, gözümün yaşını silebilmirem. Hele billerlerim yok olup benim, gözümün yaşını silebilmirem, gözümün yaşını silebilmirem. Ha. Ya biraz konuşacak istersen ya. Hani bizim programımızda şöyle bir şey var. Konuşacak. Hem içecek hem konuşacak. Tabii. Evet. Çay içelim. İçimiz ısınsın. Ne güzel. Bizim sponsorumuz Çaykur. Çok güzel. Türkiye'nin de geleneksel mutfakların olmazsa olmazı misafir karşılaşmada çay. Bizi doğru. Çaykur destekliyor. Hem içecek hem konuşacak diyor. İlk sıralı önce bu çaydan diyeyim. Bu Çaykur. Bizim Azerbaycan'da da çok içilen bir çaydır. Evet. Çok güzel bir çaydır. Tamam. Vallahi biz de evlerimizde hep çay içiyoruz. Aynen çay öyle. Ben burada İstanbul'da, Türkiye'de de bu çayı kullanıyorum. Çok güzel bir çaydır. Teşekkür ederim. Evet. Böylelikle konuşmayan insanı da sıralı şov olarak konuşturmuş olduk. Tabii ki biraz yasa prosedürler var ama
bunlar çok küçük istisna, kaideyi bozmaz. Kendisi misafir olduğu için sağ olsun bizleri kırmayıp ta Azerbaycan'dan geldi. Yani helal olsun tabii. Evet. Burada da tekrar İstanbul'da yeni bir hayata başlamak istiyor ama İstanbul'un aynen trafiğini gördün değil mi? Oo, çok trafik idi. Ya halbuki sen ben çağırsaydım ben kestirmeden arabamla seni alır getirirdim. Benim Avrupa yakasından bu yana gelmek çok zor. Kestirmeden. Evet. Evet. Vallahi sizi kırmak istemedim. Tabii. Doğrudan da siz çok güzel bir insan, çok güzel programdır. Hayırlı uğurlu evet olsun ya Rabbi. Çok sağ olun. Bizi burada davet ettiğiniz için çok sağ olun. Teşekkür ederim yani. Ben de teşekkür ediyorum. Tüm Azerbaycan'ın hamısına buradan selam söylüyorum. Evet, hamısına selam söylüyorum. Hamısına selam. Evet. Evet, İlhan Dede kardeşimiz diyor ki senin olduğun her yer güzeldir. Programın hayırlı doğru olsun söyle diyor. Osman Şimşek kardeşimiz, Küşnerli Osman diyelim. O da yayın hayatımızda başarılar diliyor. Necati Cumali Acar diyor ki çiçeği yollayan Çamur Mustafa'yı söyledin de Kisporot'ta olduğunu niye söylemedin diyor. Sevgili Orhan Değer kardeşim, Samsun Milli Eğitim İlçe Müdür Yardımcısı. Birlikte nice nehirlerde ölümle burun buruna geldik. Dağlarda nice soğuklarda donma tehlikesiyle karşılaştık. Buradan Samsun'a selamlarımı iletiyorum. Remziye ablam diyor, teyze oğlu diyor, programın hayırlı olsun diyor. Evet, devam ediyoruz. Ali abi bir canlı okuyalım, bir eser alalım senden. Öyle mi? Evet. Canlı sesin gribim ama milletimiz beni affetsin ya, özür diliyorum. Tamam, sesiniz bizim de ses kötü. Vallahi ben çok gribim ya, bildiğin yani gibi. Sanatçı değil hastalanmaz abi, sanatçı susmaz. Hastalanmaz tabii. Sanatçı hani susmaz. Asker üşümez, asker yorulmaz var ya, sanatçı evet da öyle. Arkadaş mikrofonu da güzelce bir açarsa vallahi bir ben tane. Ben yapayım abi. Milletim beni affetsin ama ben bir birlik beraberlik ozan olduğum için bir birlik türküsü okuyacağım. Milletimizin. Benim abi için Karadeniz'de, Doğulusu da, Güneydoğulusu da hepsi bir olduğu için bir birlik türküsü Veysel gibi. Ben aşık Veysel'in izinde yürüyen bir ozanım. Ve şenliklerinizde beni çağırın dostlar. Sazımla sözümle emrinizdeyim. Kliplerin üzerinde numaram var. Ali numaramızı verirsek bir sarkın yasa olur mu? Evet, bizde televizyon aracıyla yok abi. Yok. Televizyon aracıyla WhatsApp hattıyla ulaşırsalar bize ulaşırlar. Face'im de var. Facebook'undan da Ali Sezer olarak bulabilirler. Bir tane birlik türküsü okuyacağım ama affedin beni ya, sesim çıkmazsa. Mikrofon kapalı mı? Açık abi. Sö. Mikrofon açık abi, açık. Sö. Sö. İkilik bağına girme demedim mi sana kardeş? Aynı sırrını verme demedim mi sana kardeş? Düşmana sırrını verme demedim mi sana kardeş? Birlik beraberlik ile erişilir her menzile. Birlik beraberlik ile erişilir her menzile. Kendi kendimize kuyu kazmayalım bile bile. Kendi kendimize kuyu kazmayalım bile bile. Duralım hep aynı safa, olmayalım cahil kafa. İkilikten umma şifa demedim mi sana kardeş? İkilikten umma şifa demedim mi sana kardeş? Birlik beraberlik ile erişilir her menzile. Birlik beraberlik ile erişilir her menzile. Kendi kendimize kuyu kazmayalım bile bile.
kendi kendimize kuyu kazmayalım bile bile. Cehalet beladır başa, düşme gaflete telaşa. Gel haine olma maşa, demedim mi sana kardeş? Gel haine olma maşa, demedim mi sana kardeş? Birlik beraberlik ile her işini vermezler. Birlik beraberlik ile her işini vermezler. Kendi kendimize kuyu kazmayalım bile bile. Kendi kendimize kuyu kazmayalım bile bile. Ali Sezer kimler güldü, kimler muradını aldı? Ali Sezer kimler güldü, kimler muradını aldı? İkilikten kim ne buldu, demedim mi sana kardeş? İkilikten kim ne buldu, demedim mi sana kardeş? Kardeş! Birlik beraberlik ile her işini vermezler. Birlik beraberlik ile her işini vermezler. Kendi kendimize kuyu kazmayalım bile bile. Birlik beraberlik ile her işini vermezler. Kendi kendi bize kuyu kazmayalım bile bile. İşte öyle demiş adım Hıdır, elinden gelen budur. Yani affedin sevgili seyirciler, gerçekten çok gribim, kusura bakmayın. Kafamı kırarım, sizin hatırınızı kırmam, onun için çaldım söyledim. Evet. Çiçek Çimnaz. Efendim. Evet. Gerçekten soyadınız gibi Nazlı mısınız? Yakin değiller öyle. Evet, bayanlar genelde zaten Nazlı olurlar. Evet. İsminiz de Çiçek. Gerçek adınız Çiçek değil mi? Evet. Ne güzel. Evet, çiçekler güzeldir. Evet, çiçekler de canlıysa, yürüyorsa daha da güzeldir. Evet. Doğru diyoruz. Bir eser alalım sizden de. Bugün sizi bulmuşken hazır. Evet. Vakitimiz daralıyor yavaş yavaş. Sahneye alalım sizi. Olur. Daha sevmezsin. Her gece seni özlediğimi söylesem de faydası yok bilirim. Her gece seni unutmak için sevişsem de
sen başkaydın sevgili. Ben hatalarım için, sana yaptıklarım için hiç affetmedim kendimi. İnan bana, hala sizin içimde ağlarım düşündükçe, hiç affetmedim kendimi. Ben hatalarım için, sana yaptıklarım için hiç affetmedim kendimi. İnan bana, hala sizin içimde ağlarım düşündükçe, hiç affetmedim kendimi. Bilirim biri daha sevmesin. Her gece seni özlediğimi söylesem de faydası yok bilirim. Her gece seni unutmak için sevişsem de sen başkaydın sevgilim. Hatalarım için, sana yaptıklarım için hiç affetmedim kendimi. İnan bana, hala sizin içimde ağlarım düşündükçe, hiç affetmedim kendimi. Ben hatalarım için, sana yaptıklarım için hiç affetmedim kendimi. İnan bana, hala sizin içimde ağlarım düşündükçe, hiç affetmedim kendimi. Ben hatalarım için, sana yaptıklarım için hiç affetmedim kendimi. İnan bana, hala sizin içimde ağlarım düşündükçe, hiç affetmedim kendimi. Hiç affetmedim kendimi. Teşekkür ederim. Helal olsun. Çok güzel. Evet, aziz dostum, senden bir dileğim var. Eserini sevgili gelinim Baran'a hediye ediyorum. Çünkü az önce söylediğimde müzik girmişti, anlaşılmadı sanıyorum. Neden hani özür diliyoruz? Yani neden günah işleyip yani yaptıklarımızı için neden? Bu eser Azerbaycanlı. Yok, bu Türk eseridir. Türk eseridir. Evet, Türk eseridir. Tabii Azerilerin bir avantajı Türkçe konuşmaları. Aynen öyle, biraz bizim konuşmaları, dili uygun geldiği için. Şimdi Ali abi, bu Kafkaslar'da yani. Azerilerin ses tonları müziğin hangi şeyinden abi? Yani fa, re, me derler ya. Vallahi soydaşlarımız bu güzel insanlar ya. Onlar da bizler kadar çok güzel, hatta bizlerden daha güzel söylüyorlar. Bak hele şu ablamın sesine mest oldum ben ya. Öyle mi? Çok harika söylüyor vallahi. Teşekkür ederim. Zaten... Ama Allah için konuşmak gerekirse güzel de bayan, değil mi? Ya ben kalp gözümle zaten onu gördüm. Kurum kurum ben parlayan. Geçenlerde şimdi, program... konuşmak olur da ama bazı şeylere göre size anlattım ben, evet, yani tamam. O yüzden
yasak koydular. Şimdi sevgili seyirciler, geçen dedim ki Yusuf Elli dedenin eşeğini ararken Artvinli gencin kız arkadaşını dizlerine yatırıp sevgilim gözlerine bakınca dünyaları görüyorum deyince bizim Yusuf Elli dede der ki aha eşeği buldum. Ula kurban olayım delikanlı der. Al sevgilinin gözlerine bir de benim için bak eşek nerede ot diyor. Hani dedim ki benim program mı o Artvinli gencin kız arkadaşının gözlerine bakınca dünyaları nasıl görüyorsa, nasıl güzel görüyorsa bana öyle bakarsanız saf ve temiz duygularla programı güzel görürsünüz. Doğru. Kötü gözle bakarsınız ama kel kabağımla kalırsınız dedim. Sıralının programında tabii ki kara güllere de alışılmıştı, beyaz güllere de ama inşallah ilerleyen bölümlerde de ona da çözüm getireceğiz ama bugün sadece Kerim'le, çirkin yüzümle sizlere değil, güzel bir bayanla da sizlere bugün programımızdan hitap ettim. Yine WhatsApp hattından gelen bir iki mesajı da okuyalım. Yusuf Efendi'den Fatih Yılmaz ve Selim Yılmaz kardeşler sizleri izliyor. Ali abi diyor ağzına sağlık demiş sizin için ama isim yazmamış keşke yazsaydı. Bence de o güzel insanların kulaklarına sağlık. Kisporat muhtarı Naci Demir programını izliyorum demiş. Benim gariban arkadaşım tespitçi İsmail Şahin de izliyormuş. Buradan kendilerine selam yolluyorum. Sevgili seyirciler, her programda söylüyorum, bu programda söylüyorum. Ekranda gördüğünüz WhatsApp hattı telefonla konuşmak için değildi. Sadece mesajlarınızı yazın. Bizimle konuşmak istiyorsanız mesaj olarak not düşün, telefonunuzu, isminizi yazın. Biz sizi programdan sonra ararız. Veya bu hattı daha sonra ararsanız televizyon yetkili arkadaşları bizimle sizi buluştururlar diyoruz. Ali abi sizden bir eser ya alıyoruz. Hep gözler üstüne konuştuk. Yine söz müziği bana ait. Gözlerim ağladıkça yaşımda sen varsın yar o klibim gelsin. Bütün Hüseyin Çimçek dostum da izliyor bizi. Samsun Çarşambalı değerli bir sanatçı dostum. Sana da selam var Ali'ciğim. Onunla da görüştüm. Aleyküm bu selam Hüseyin Çimçek ve klibimde oynayan Melek Yıldız kızımıza gelsin. Sen varsın yar klibim.
sen varsın ya. Durmadan çalışırken işimde sen varsın ya. Sen varsın ya. Yediğim her lokmaday aşımda sen varsın ya. Başımda sen varsın ya. Ebedi yüreğimin başımda sen varsın ya. Sensiz ömrüm bıkmaday, neredeyse can çıkmaday. Sensiz ömrüm bıkmaday, neredeyse can çıkmaday. Yediğim her lokmaday aşımda sen varsın ya. Yediğim her lokmaday aşımda sen varsın ya. Teşekkürler, çok sağ olun. Erzurum'dan bir grup bizi izliyormuş Ali abi. Evet, Recep abi. Cumalı Acar. Onların adına diyor ki, Erzurum'dan izliyoruz. Kral Ali abiye diyor. Sesi gibi kalbi de, kalbi gibi sesi de güzel olan insana diyor. Ve diyor kardeş ülke Azerbaycan'ın Çiçek Hanım'ına diyor. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum diyor. Bize bugün çok güzel diyor bir gece yaşattınız diyor. İyi ki varsınız. Sağ olsunlar. Orada çok da bize olsun. Teşekkür etmiş. Evet. Biz de buradan kendilerine teşekkür ediyoruz. Erzurum'a, Dadaşlar diğerine. Coğrafya, iklimi soyuk, coğrafyası sert, yüreği mert insanlara selam olsun diyoruz. Yani Merkür'den Mars'a, Rize'den Kars'a herkese selam olsun güzel insanlara. Ali Sezer'in kliplerini tıklayın ki hep yeni yeni klipler yapalım. Vallahi her klibimi milyonlarca insan tıklamış. İnşallah bundan sonra herhalde 80 milyon insan tıklar. İnşallah. Diye düşünüyorum. İnşallah. Buradan Azerbaycan'a da selam gönderirim. Aynen. Yani herkes bizi izliyorlar. Evet, bugün herkes ekran karşısında oturup bizi izliyorlar. Buradan benim aziz doğma insanlara, ilk önce Azerbaycan halkıma, sonra da benim doğma doğmalarım, abilerim, ablalarım, bacılarım, kardeşlerime selam gönderirim. Çok sağ olsunlar, bizim yanımızda her zaman var. Evet. Size de teşekkür ederim. Bizler de onlara çok sağ olun size ediyorum. De. İlk önce tabii ki. Biz iki devlet bir milletiz. Ora benim ana yurdum, bura benim baba yurdumdur. O kadar. Bunu işte. Böyle kabul edeyim. Aynen soydaş. Öyle. Ben tabii 1990 yıllarında Sovyetlerin dağılmasından sonra önce Moskova'ya, sonra tabii o zamanlar çok her şey ucuzdu orada. Aynen. Özel uçakla Azerbaycan dahil olmak üzere Türkmenistan, Özbekistan çok ülkeyi özel uçakla gezdik. Ama maşallah. Bütün bunları neyle yaptık?
toplam 100 dolarla yaptık. Vay be. O zaman abi şimdi tabi ondan eser yok. Şimdi Gürcistan'a gidiyoruz. Vallahi bir aylık kazancımızda iki gün gezemiyoruz artık. Eskiden öyleydi. Bakü'de iki gece kaldım. Biliyorum oraları. Tabi uzun süredir gelemedim. Yani ben aslında bir turizm evet. acısıyım. Kafkaslara ne güzel. Turlar yapıyorum. Bir gelin Azerbaycan'ı görün. Bizim rüzgarlı bir şehri görün. Çok güzel Bakü. Biliyorum evet. Bakü evet. özellikle hani petrolü nedeniyle biraz daha zengin şehir olduğu aynen. için aynen. bir de çok güzel bir metro şehir. Tabi devlet geleneğiyle yapılmış caddelerin genişliğiyle, projesiyle çok güzel bir şehir. Çok çok özellikle, çok. Özellikle çiçek bahçeleriyle, oyun parklarıyla çok güzel güzel bir yer diyoruz. Evet. Çok fazla söze gerek yok. Gidip görmek lazım. Fazla söze gerek değil ama görmek lazımdı. Bir türkü de alalım sizden. İnşallah olur. Thank you.
Teşekkür ederim. Harikasın, harika. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet, çok son harikasın. Şeyimizi, 2 dakikamız var. O zaman Ali abi süremiz kısalmış. Hemen evet. Kapanış konuşmasını kısa bir söyleyin abi. Ben mi söyleyeyim? Evet. Ben bu güzel programınıza konuk ettiğiniz için, başta Çaykur'umuz olmak üzere, Çay TV'mize önce. Çay TV olmak üzere evet. Sponsorunuz da Çay Kura. Tamam. Çay Kura. Teşekkür ediyorum. Herkes Çay Kur'dan payını alsın diyorum. Türkiye'nin en güzel çayı Çay Kur'dur gerçekten. Biz de evimizde Çay Kur içiyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim. Ekranları başında bulunan bütün izleyicilerimize çok teşekkür ederim. Burada rejiden başta yöneticimiz, çaycımıza kadar herkese sonsuz saygılarımı sunuyorum. Güzel insanlar, daha yeni yeni kliplerim çıkıyor. Siz tıklayın YouTube'dan. Yeter ki tıklayın. Ben yeni klipler, türküler yazacağım. Size söyleyeceğim. 18'in 19. albüm daha gelecek. Tamam. Diğer başka programlarda buluşmak üzere herkese Ali Sezer kardeşiniz olarak sevgiler, saygılar sunuyorum. Türkülerle kalın, dostça evet, kalın. Sizden de hemen kısa alalım. Evet, teşekkür ederim. İlk önce ben size teşekkür ederim ki beni bu programa davet ettiğiniz ben için. Ben Azerbaycan'dan buraya geldim sizin için. Sizin bu show programa göre. Çünkü evet. Sizi kırmak istemedim. Davet ettiğinize göre teşekkür ederim. Buradan Çay TV rehberine de teşekkür ederim. Burada çalışan her bir işçilere de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok var olun. Efendim haftaya konuklarımız Sivaslı Tekin Dinçer ve Urfalı Türkan Özen Korucu olacak. Yaşanan gün nasıl olursa olsun beklenen gün her zaman güzeldir. Çünkü geçmiş kayıplarla gelecek umutlarla doludur. Bir ağaç gibi dik ve hür, ormanlar gibi bir kardeş, bir Türkiye'nin özlemi ve umuduyla haftaya kimselere randevu vermeyin. Çay TV'de kalın, Sıralı Show'da kalın. Salı akşamları 8'de tekrar görüşmek dileğiyle.
Hoşça kalın, dostça kalın, esen kalın sevgili seyirciler. Mutluluk için çay kur için.